Gergin miyiz? Güzellik farklılıktadır. Bir yüze ne kadar çok estetik yaptırırsan o kadar güzel olmuyor. 30 tane doktor yüzüne dolgu sıkmış enkaz yani. Ben sigara içen hastaya germe ameliyatı yapmıyorum. Kadının en büyük düşmanı kadın. Yani ben hiç erkek arkadaşlarım birbirine ne biçim burnum var git yaptır dediğini duymadım. İki, sosyal medya bütün dünyada estetiği patlattı. Hocam daha taksitleri bitmedi ya. Benim burnum düştü. Hasta giriyor, kokudan odada duramıyorum. Hepsi kocalarını eleştirir. Ama asla ona laf söyletmez. Güzellik kaygısı oldu mu, herkes kafa üşütebiliyor. Bu burnu istiyorum, bu böyle. Yani o kadar zorlanıyoruz ki anlatamam. Kadınlar sosyal medyaya soldular. Doktor bu ne? Doktor bu ne? Gerilmeli miyiz bu ara hep dışarıda? Ya şöyle eleştiriler var. Bütün kadınlar tek tip olmaya başladı. İşte hepsinin dudaklar şiş, işte yanaklar ayrı, işte yüzler gergin, popolar şey, beller ince. Tek tip mi olmaya başladı kadınlar? Tarihin her döneminde bir güzellik prototipi var. Buna medyen desek, herkes medyene yaklaşmaya çalışıyor. Sonra işte o tek tip olmaya başladığı dediğimiz dönemde yeni bir idol yaratılıyor. Bu sefer oraya doğru kayış başlıyor. Bu eleştiriler de normal. Benim burunda en çok gördüğüm şu reni hattı diyorlar. Doğrusun. Orası böyle bir oyukluk var. Ucu böyle sivriye doğru gidiyor. Estetik burun. O da bir model. Ona baby nose diyorlar. O bir model mi? Evet, ben o bir model. Ben onu anca herhalde o kadar oluyor diye düşünüyorum. Yok, o bir tip ve benim asla yapmayacağım bir tip. Barbie nose diyorlar ona. Evet ve bunun ciddi talibi var. Bunu yapan birkaç meslektaşımız var. Deli gibi bu burnu isteyenler var. Bana hani bütün dünyaya versen bir egom var yapmam o burnu yani. O burnu yapmak daha dolaydır. Herhalde sosyal medya ile güzellik algımız da farklı bir yere geldi değil mi? Bizi mahvetti. Ya biz eskiden botoks yapardık. Hasta teşekkür eder giderdi. Şimdi büyüteç de geliyor. Bak diyor burada ince bir çizgim var diyor. Bu açıdan selfie çektirdiğimde buradaki çizgi diyor, öldürecek beni. Böyle işte o selfie'ler ya bu yanımdan çekiyorum farklı, bu yanımdan çekiyorum farklı. Hanımefendi ameliyat öncesi de farklıydı. Kimsenin yüzünün iki yarısı aynı değil ki yani. Tabii tabii. Ama ben sağdan çekmeyi seviyorum. 10 sene sonra da soldan çekmeyi seversin diyorum yani. Hani. Mesela plastik cerrahide bir hastaya en vermemeniz gereken söz simetri. Yani bunu simetrik yapar mısın? Hayır. Bu arada bunu Leonardo da Vinci bile yani zamanında ispatlamış. Güzellik farklılıktadır. Siz bir kadının yüzüne bakıp çok güzel bulduğunuzda aslında onun asimetrisi size çekici gelir. Ve çok güzel kadınların yüzlerini birebir simetrik yapıyorlar. Solu sağa kopyalıyorlar. Kimse beğenmiyor o yüzleri. Dolayısıyla hafif bir asimetri olması gerekendir. Ve zaten hiç kimsenin yüzünün iki yarısı eşit değildir. O yüzden ben hiçbir hastaya %100 simetri sözü vermem, vermeyeceğim de. Hala elinde resimle gelenler var mı? Var ama her doktorun yıllar içinde kendine ait bir profil oluşuyor. Benim daha çok hasta profilim. Çoluğu çocuğu yapmış, bitirmiş. Yeniden hayata dönmek isteyen kadın grubu 40-50 yaş üstü. Boşanmış mı, boşanmamış mı? Boşanmak üzere. Boşanmış. Hiç boşanmamış. Şeylere, yeniden piyasalara, markete, sahalara. Öyle de var ama gerçekten çocuklarını artık büyütmüş. Tabii tabii. Yorgunluğu, o telaşesi bitmiş ama aynaya bir bakmış ya ben ne kadar yaşlanmışım deyip gelen hasta grubu. Onlar da en çok yüz gençleştirme istiyorlar. Mommy makeover istiyorlar. Dolayısıyla ben şuramı, ben buramı istiyorum değil de daha çok Cem Bey hani benim yüzüme ne yapılmalı, vücuduma ne yapılmalı diye soruyorlar. Ben de zaten kombineciyim. Hızlı ameliyat yaptığım için birçok ameliyatı bir arada yapıp kısa sürede bitirebildiğim için birçok öneride bulunup belirli bir saat içinde ameliyatları bitiriyorum. Yüzde bahsetmek isterim mesela. Aha. Ben bunu holistik yaklaşım diyorum. Yani siz yüzün tek bir yerine dokunarak bir yüzü gençleştiremezsiniz. Bunun için yüz nasıl yaşlanır çok iyi bilmeniz gerekir. Yani alın ayrı yaşlanır, saç ayrı yaşlanır, kaş ayrı yaşlanır. Bakın bunu sadece bu bölge için söylüyorum. Göz kapakları ayrı yaşlanır. Nasıl yaşlanıyor mesela buna bilgisi var. Onun için ayrı bir program yapalım. Biraz hocam. Aha. Hayatımı bunun üzerine çalışarak geçirdim yani. Mesela kaş kaldırma yapıyorlar. Eskiden nasıl kaş kaldırma yaparlardı? Yukarı böyle doğru. Yaratık gibi teyzeler sokaklarda gezerdi. Altı 80 yaşında, üstü 15 yaşında. Ne oluyor? Tuhaf bir yaratık gibi oluyor. Ama işte yüzün nasıl yaşlandığını bilip komple bütün yüze az az dokunmak lazım ki hepsini o holistik şekilde yani bütünleyici şekilde hastayı gençleştirebilelim. Kaştan örnek verdik. Mesela kaş aşağı ve içeri doğru yaşlanır. Dolayısıyla ben kaş askısı yaparken ya da kaş kaldırma yaparken yukarı doğru değil
Yana doğru. Yana ve yukarı doğru yaparım. Dolayısıyla doğal bir görüntüyle olur. Mesela askılarda. Şaşırmış gibi durma. Evet, şaşırmış gibi durmaz. Botoksun çıktığı ilk yaygın zamanları hatırlıyorsunuz değil mi? Yani şöyle söylemler vardı. Nişantaşı'nda kadınlar var, önlerinde böyle bir çanak salata var ve şaşkın kadınlar var diye. Aynen öyle. O jenerasyon bitti sanırım artık. Bitti çünkü hekimler de öğrendi o zamanlar. Yeni gelmişti. Bilmiyorlardı yani. Öğrendiler işte. Mesela bir kadın vardır. Yüzün nazola bir yere doğru yaşlanır. İçe doğru. Bunun askısını bu eksende atarsın. Başka bir kadın vardır. Jowling'e doğru yaşlanır. Onu vertikal eksende çekersin. Ya da yüz germesini o anlamda yaparsın. Şimdi dudak mesafesi mesela burası uzunsa dudak içeri dönüyor burası yaşlandıkça. Sen ona ne kadar dudak dolgusu yaparsan yap. O dudak yukarı kalkmaz, dönmez ve hasta doktoruna düşman olur. Hemen eridi benim dolgularım. Aslında erimiyor. Dolgun içeride kalıyor. Dişlerin dolgunu izliyor. Dışarıdaki izlemiyor. Yani çünkü iç tarafta kalıyor. O hastalara mutlaka lip lift yapmak gerekir. Yani şimdi dudak burun mesafesi 2 santim olan bir kadına istediğin kadar yüz germe boyun germe yap. O kadın gençleşmez ve güzelleşmez. Lip liftini de yapacaksın onu. Ya da yüzü yaptın gerdin jilet gibi yüz oldu. Alt göz kapağı torba torba üst göz kapağı kapanmış. O da güzel olmayacak. Yani holistik yaklaşımla bütün yüze yaklaşarak hepsini gençleştirmek lazım. Bunun için de en az travmatik yöntemlerle hepsini götürmemiz lazım. O yüzden askıyı zaten çıkardık. Çünkü askı yüz germenin alternatifi değildir. İş arkadaşıdır. Hafif yaşlanmış bir yüzü askıyla kaldırırsın. Hem yaşlanmasını da geciktirirsin. 5 sene sonra yüzünü gerersin. Yüzünü beğendiğim güzel birisi vardı. İşte yıllar sonra gitti. Çok da iyi bir doktor. Estetik ameliyatı oldu. Fakat yüzü sanırım bu çenemiz eriyor ya zaman içerisinde. Yüzü sanki böyle küçüldü. Böyle hani ördek basmış gibi mi diyorlar ona? Çok acımasızsın ya. Ama öyle bir şeye dönüşüyor. Buradan küçüldü böyle bir hani ördek şeyi gibi oldu böyle bir. O niye olur? O başka işlemler de yaptırmıştır. Öyle mi? Evet yani bir yüz ne kadar çok estetik yaptırırsan o kadar güzel olmuyor. Ki doktor değiştirmek çok doğru bir şey değil. Buradaki en mağdur insan bu ülkede Sevda Demirel'dir. Öyle mi? Tabii yani. Sevda gerçekten çok güzel kalpli bir kız. İyi niyetlidir. Popüler olduğu için de bu güzellik konusunda zamanında her geçen almış, sıvı sıkmış, bir şey yapmış. Şimdi en son bana geldi işte. Kendisi de kızmaz bana ama hani bir enkaz yani. 30 tane doktor yüzüne dolgu sıkmış, ip yapmış, bir şey yapmış, yüz germe yapmış, bir daha dolgu yapmış. Benim Sevda'yı kabul etmem çok uzun sürdü. 2 sene uğraştı. 2 sene sonunda ona yüz germe ve 5. meme ameliyatıyla yaptı. Çok güzel oldu. Kahraman oldum. Sevda beni çok seviyor ve çok gurur duyuyor, çok mutlu. Ama bir de bunun diğer yanı var yani. Başarısız olma ihtimali çok yüksek. Çok challenge case siz dediniz evet, yani az case, önce. Çok riskli bir ameliyat yani. Zor meme dediğiniz şey ne estetikte? Evet. Küçük, büyük o anlamda da fark ediyor herhalde. Yok, etmiyor mu? Ha. Bir kere ilk olmaması sıkıntı kaynağı. Revizyon. Meme gelişim anomalileri var. Komplikasyon yaşamış meme var. Olabilecek şeyler ama düzeltmesi zor işler bunların. Bir de hastalardan da şikayetimi söyleyeyim. Hastalar dinleyin. Gerçekten çok kızıyorum. Ben sigara içen hastaya germe ameliyatı yapmıyorum. Ben içmiyorum hocam. İleride. Yani askıyı yaparım. Çünkü askıda dolaşımı gerektirecek bir şey yok. Ama hani yüz germe, boyun germe, karın germe. Bunlar da zaten sen ameliyatta dolaşımı bozuyorsun. Bir de sigara içince hasta ciddi komplikasyon riski oluyor. Ama bunlar da bunu bildikleri için bana geldiğinde ben sigara içmiyorum diyorum. Şaka yapıyorsunuz. Tabii. Yani. Yalan söylüyorlar bayağı. Yani öyle demek istemiyorum ama doğruyu ama söylüyorlar. Ama ya biraz yalan söylüyor gibi. Mesela Amerika'da artık rutin nikotin testi yapıyorlar ameliyat öncesi. Bunu bilmiyordum. Tabii, çok tabii. Şok oldum tabii, şu anda. Tabii. Her şeyle uğraşıyorsun. Bütün yüzle uğraşıyorum. Sinirlerle uğraşıyorum. Damarlarla uğraşıyorum. Hastaya en güzelini yapmaya çalışıyorum ama bir sigara yüzünden benim yaptığım iş çöpe gidiyor. Nasıl çöpe gidiyor? Ne oluyor? Nekroz oluyor. Doku ölümü oluyor. Çürüyor cilt tabii. Karında da öyle. Yani bu işler hafif alınacak işler değil. Estik ya deyince... Karının Allah korusun bir bölümü mü şöyle çürüyor? Evet tabii. Çünkü dolaşım bozuluyor sigara yüzünden. Ben bir kadının sabah bana kontrole gelmiş yüzü gayet iyi. Ben de çok iyi yüzün aferin dedim. Sigara da içmemişsin çok güzel dedi. Bunun rahatlığıyla çıkıp sigara içtikten sonra öğleden sonra aradı beni yüzü mosmor sigara içmiş. Bir sigarayla bile bunu gördüm yani. Ne yaptınız peki sonra? Bir de hasta sana inanmıyor. Ya canım sigara yapar mı böyle şey? Yapar yani. Erkekler ne ameliyat için geliyor? Burun, yüz gençleştirme. Askı ya da botoks falan mı tercih ediyorlar? Ben ne önerirsem onu tercih ederim. Yani botoks da yaptırıyorlar. Göz kapağı da. Yüz germede, burunda. Ha. Lip lift yaptığım erkek bile var yani. Hadi ya. Var var. O da revizyon.
Jinekomasti çok var. O ama zayıflamaktan dolayı o hakikaten şey ya da belki şey kilo da. Şu andaki bütün gençlerin, bütün herkesin, erkeklerin problemi. Çünkü artık yediğimiz tavukların hiçbiri tavuk bile değil. Östrojen basıyorlar bu tavuklar büyüsün diye. Östrojeni o erkek yiyor ve direkt memesi çıkıyor erkeğin yani. Tavuk tüketimine bağlı. Kadınlar genelde hangi psikolojiyle geliyorlar? Ya gençlik çok kıymetli bir şey bana sorarsanız. Hani dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesi aslında. Kadının en büyük düşmanı kadın. Öyle mi? Yani, bu benim hocam fikrim. Sırları alalım. Bence kadınlar hiçbiri işte erkekler tarafından beğenilmek için olmuyorlar. Akşam davete gittiği kız arkadaşından daha güzel olmak için gidiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ha, ya da kendi rakip gördüğü. Kadınların en büyük rakibi kadınlar ya. Birbirlerine ne hakaretler ediyorlar ya yani. Ya. Ve çok acımasızlar. Erkekler böyle değil. Yani ben hiç erkek arkadaşların birbirine ne biçim burnun var git yaptır dediğini duymadım ama. Ha, kendi aralarında mı kendi diyorlar? Kendi aralarında. Aa. Kadın bana geldi işte düğünde aynı masadaki sana da demiş ki bu ne biçim göz çevresi. Kadın anlattı. Beni ağlattılar hocam dedi. Aa. Şuna bak dedi ya 80 yaşında gibi göz kapaklarım var dedi. Git ameliyat ol demiş yani kadın. Aa. O da bana Antakya'dan kalkıp gelmiş İstanbul'a göz kapaklarını yaptı. Şimdi o dinlediğinde kim olduğunu anlayacak. Ben çocukluğumda hatırlıyorum etrafta öyle estetikli kadın yoktu öyle. Hani çok nadir bir şeydi. Ya, şimdi patladı ya. Bir Ajda Pekkan fenomeni vardı. Evet. Ajda Pekkan fenomeni hala devam ediyor. Ama ulaşılmazdı. Evet doğru ulaşılmazdı. Yani uzayda falan yaptırdığını düşünürlerdi insanlar. Tabii tabii. Ya da Amerikalarda bilmem ama şu an bu işin merkezi çok Türkiye. Çok radikal bir şeydi hatta yani evet. Öyle diyeyim. Evet. Çok bir şeydi yani o. Yaşlanan insanlar, anneanneler, teyzeler. Ne bileyim böyle bir jenerasyon farklarının çok gözümüzün önünde olduğu bir dönemden şimdi tamamen yaşsızlık çıktı. Şimdi bunun Türkiye için iki önemli sebebi var. Bir, biz şu an estetik cerrahinin dünyada en iyisiyiz, bir numarasıyız. Hı hı. Yani Amerika dahil bizim yanımızdan geçemez. Bir tane rakibimiz var, o da Brezilya. Bu ikisi çok iyi. İki, sosyal medya bütün dünyada estetiği patlattı. Sağlık turizmi yapıyoruz yani. Ben de yurt dışından çok sayıda hastam var. Dünyanın her yerinden hasta ameliyat edebiliyoruz. Niye? Çünkü artık WhatsApp var, Instagram var. Fotoğrafını atıyor, değerlendiriyorsun. Doktor raporunu oradan istiyorsun. Eskiden mektupla mı gönderecektik? Hanımefendi yüzünüz tam çıkmamış bir mektup daha atın diye. Bir de İstanbul. İstanbul çok özel bir şehir. Hem dünyanın en tarihsel şehirlerinden biri. Hem de Türk Hava Yolları sağ olsun. Dünyanın her yerine uçan, her yerden uçak indiren bir havaalanı. Bizim de bu estetik cerrahide kendimizi çok geliştirmemizin sebeplerinden biri de budur. Çünkü yaptıkça kendini de geliştiriyorsun. Yüzünü komple gençleştirmek kaça mal olur ortalama? Ben sizin hayatta şeyinizi sormuyorum. Yok sizin şeyinizi söylemiyorum. Yani merak ediyor izleyicilerimiz fiyatları. Belki kredi çekecek. İmkansız bunu söylemem. Hayatta girmem. Bu topa hiç girmem. Ya peki tamam çünkü... Hastalarla da fiyat konuşmuyor. Herkesin... Yok yok ben şey hastalar açısından demedim. Yani bunu düşünen ne kadar kredi çeksin, krediye mi girsin, güne mi girsin? O kadar güzel bir şey söyledin ki ben kredi çekip estetik yaptıran hastaya yani ameliyatını yapmıyorum. Öyle mi? Net. Bunun için kredi çekilmez. Kanser için çekilir Allah korusun. Estetik için kredi mi çekilir ya? Böyle hocam, yaşa. Hocam ben duydum ama ya böyle şeyler bize de çok doktorlardan. Geliyor. Hasta kredi çekeceğim dedi mi iptal edin diyorum. Net. Asla mutlu olmayacak. Asla mutlu olmayacak. O hastayı sen mutlu edemezsin. Kredi sana diyecek, ben kredi çekip geldim bu ameliyatı yaptırdım diyecek. Sonra ne yaptırdı mesela bunu bütün gün burnu inceleyecek. Kredi çektim ben burada bir şey var deyip sana gelecek geri. Her ay taksidi tabii, öderken. Tabii tabii. Hocam daha taksitleri bitmedi ya. Benim burnum düştü. Hadi abiciğim. Hem o parasının cepte kalmasını sağlıyorum hem de kendimi koruyorum yani. Krediyle estetik yapılmaz abi net yani. Ya benim şu anda Türkiye'de en rahatsız olduğum konu kadınların tırnak boyları yani. Şeyler mi? O takma tırnaklar mı? Ya tamam takma tırnağı taksın ama buraya kadar tırnak hijyenik değil ya yani. Bu benim için bir hijyen meselesi. Yoksa herkes istediğini yaptırır. İnanılmaz özgürlükçüyüm. Ama yani hani güzel olacağım diye ben şunu biliyorum. Hasta giriyor kokudan odada duramıyorum. Çünkü saçını yaptırmış yıkanmıyor saç bozulmasın diye. O da kokuyor yani. 10 gündür saçını yıkamamış. Sen dünyanın istediği kadar dünya en güzel kadın ol. Koktuktan sonra hiçbir erkeğe güzel gelmeyeceksin ya da kadın. Yani belki biraz marjinal konuştuk ama kusura bakmasınlar. Ama yani bence kadın da güzellikten önce hijyen olmalı. Hijyeni olmayan bir kadını zaten güzelleştiremez. Ama size belli bir standardın üstü insan artık estetik düşünmeye fark başlar. Fark etmez. O güzellik yüzden... kaygısı oldu mu
Herkes kafa üşütebiliyor. Bu ipin doğrusu ne, olmazsa olmazı ne, kaç çeşit ip var, siz nasıl yapıyorsunuz? Hani bunu siz başlattığınızı söylediniz de bu durup durmadan nereden çıktı böyle bir ip? Ben başlatmadım, ben patlattım. Ha, peki. Çünkü Seda Sayan'ın Yüz Askısı 2020 yılın en büyük magazin olayı oldu. Hatırlıyorum o videoyu. Evet, orada pandemi dönemiydi. Onlar da dinleniyorlardı. Yaptık ve ciddi, yani ben böyle devasa bir hani magazin etkisi yaratacağını gerçekten tahmin etmiyordum. İp yeni uygulanmaya başlamadı. İp 20 senedir var. Öyle mi? Tabii. Ben de ta 15 sene önce ilk nesil böyle ipler geliyordu. Bu işin piri de Javier Benito diye bir abimiz Barcelona'da. İlk onun yanına gittim, öğrendim. Sonra bir daha gittim. Bu vesileyle orada başka yabancı bir tanımış plastikçilerle de tanıştım. Kendimi geliştirme fırsatı edindim. Sonra Türkiye'ye döndüm ve askı yapmaya başladım. O dönemde plastik cerrah olarak yapan benden başka yoktu diyebilirim yani. Rutin yapan, sürekli yapan. Hani bir kere, iki kere, üç kere denemiş. Tunç abi vardı, işte birkaç kişi daha vardı. Hastalar mutluydu. Ben de çok mutluydum. Ama bizim plastik cerrahi camiasında ipe karşı öyle bir antipati vardı ki, ya dedim ben bu işi uzun yıllar yapacağım, şimdi bu iş bana patlayacak, bir de çok talep var geliyor. Korktum. İlk yapmayı bıraktım. Evet. Ve hiçbir sorun yok yani. Hastalar mutlu, ben mutlu ama şimdi abilerin, hocaların dinliyorsun, büyüklerini dinliyorsun. Bıraktım. Sonra yıllar geçti. Fransa askısı diye bir şey çıktı. Bunu Türkiye'ye getirdiler. Baktım ip çok güzel. Kaşıntı başladı. Biz de popülerleştik. Uygulamaya başladım. Sonra yeni nesil bir Fransa askısı çıktı. Infinite diye. Bunun bana eğitmenliğini teklif ettiler. İki kişi denedik bu ipi. Çok da beğendik. Bunu yapmaya başladık. Seda ablaya dedim. Seda Hanım dedim. Artık doğru ip geldi. Yapalım dedim. Yaptım ve bu iş patladı ve meslektaşlarım da bu sayede çok askı yaptılar. Fransızsa veya diğer askılar Fransız hani daha askısı, şeye giriyor. Daha yüzeysel. Daha yüzeysel. Yani epidermisin hemen altından asarsan hasta iyi sonuç alıyor. Aha. Ama deep lift ciltte görünmeyecek seviyede daha derinden asılarak yapıldığı için iyi sonuç. Aynı hemen hemen. Tabii ki bu bir riskli ama deep liftin sonuçları çok güzel oldu. Bizi en çok ne yaşlandırıyor? Kadınlara yaşlanmamaları için ya da geç yaşlanmaları için ne tavsiye ediyorsunuz? Valla kadınları en çok kocaları ve çocukları yaşlandırıyor. Doğum zaten başlı başına. Annelere çok saygı duyuyorum, kadınlara. Çünkü doğum başlı başına bir kadını inanılmaz yıpratan bir şey yani. Sadece vücudu değil ama yüzden de çok yıpranıyor. Yüzden de gidiyor doğum yapan kadın. Niye öyle oluyor? Hormonal? Yoruluyor. Hem hormonların baskısı altına düşüyor. Östrojen çekiliyor, progesteron basıyor, progesteron çekiliyor, östrojen basıyor. Kilo alıyor, veriyor. Gecelerce uykusuz kalıyor, çocuğu sallıyor, süt veriyor. Çok yıpratıcı bir şey. Hem yüzü, hem meme, hem vücudu. Bir de kocalar yıpratıyor. Bir de eskiden kadın evinde otururdu. Sadece çocuk bakardı. Şimdi artık kadın günümüzde çok şükür ekonominin de bir parçası. Tabii. Aynı zamanda çalışıyorlar da. Ve çalışma saatleri de gittikçe uzuyor. Besinler, günümüzdeki besinlerin demin de konuştuk. Eskisiyle alakası yok. Her şey takviyeli. Bizim cildimizin oksijene ihtiyacı var. Şu anda bizim soluduğumuz hava 100 sene önceki havayla alakası yok yani. Magnetizma, her yerde maruz kaldığımız radyasyon. Şu dünya normal bir insanın dünyası değil ki zaten. Bu dışarıdan alınan kolajenler, takviyeler falan. Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorsunuz. Hiç inanmıyorum. Aa. Yani şimdi sen kolajeni içeceksin. Bağırsağın onu emmesi için onu çözmesi lazım. Onu böyle amino asitlerine ayıracak, bağırsaktan emilecek, tekrar karaciğere gidecek. Aynaları biri birleşip kolajen olacak, bunu deriye gönderecek ya da deride yapılacak o kolajen. Ben inanmıyorum. Malatya dolar alayı gibi oldu. Evet. Yani. Onlar da doların düşüşüne inanıyorlardı ya. Evet. Peki şeyler, kremlerin etkilerine kadar? 10 bir yere kadar. Da krem var, 1000 liraya da krem var, 100 liraya da krem var. Şimdi ben de çıkartıyorum Doktor Payas adıyla. Bunu ilk defa söylüyorum. Herhalde kolajen gerginleştirici. Anti-aging ürünler. Şimdi bak, bir ay boyunca düzenli anti-aging kremlerini, her şeyini kullan. Bir akşam makyajınla uyu, hepsi çöpe. Cildimizin oksijene ihtiyacı var. Yüzümüze sürdüğümüz her şey bir yabancı madde. Yani çok pahalıya kaçmadan, çok ucuza da kaçmadan belirli. Akşam yatmadan önce yüzünü temizleyeceksin. Nemlendiricini süreceksin. Sabah uyandığında da nemlendiricini süreceksin. Bir anti-aging kremini böyle orta fiyatta süreceksin. Çıkacaksın işine abi ya. Bundan daha etkili bir anti-aging varsa o da güneş koruyucu kremdir. Yani. Yıpranmaması için. Evet, çünkü bu güneş bizim güneşimiz değil yani. İnsanların güneşi bu değil. Eskiden çok daha fazla tabaka vardı. Ultraviyoleler çok daha güzel kırılıyordu bu dünyada. Şimdi artık çok daha sert ve acımasızca vuruyor yüzümüze. O yüzden güneş koruyucuyu yaz kış, güneşin yukarıda olmasına gerek yok, aydınlıkken
Hele sizin gibi ciltleri olanların mutlaka kullanması lazım. Ben 50 faktör sürüyorum zaten her gün. Yani 30 yeter. 30'dan sonrasının çok bir anlamı yok. Öyle mi? Öyle. 30 yeter. Kullanın. Ama şey diyorlar mesela işte 30'u sür veya işte neyse 2 saat sonra tekrar sür. Evet, hayat tekrar. Öyle bir şey değil ki ama. Ama başka şansın yüzün yok. Yüzün kirleniyor. Ben üstüne şey sürüyorum. Pudra sürüyorum. Nasıl 2 saat sonra gidip tekrar süreyim? Ama tekrar öyle değil. Mesela buraya lazım. Geldin ya. Kaç saat geçireceğim burada? 5 saat mi? Buradan çıkarken dışarı bir daha sür. Ama onun için tekrar yüzümü yıkamam lazım. Tekrar. Bütün şey o proses. Yapıyorlar bunu. Yapan yapıyorlar. Varsa tebrik var, etmek var. İstiyorum kendilerine. Var yapıyorlar. Çok zor bir proses. Evet, çok ya da zor. Şey peki yok mu? Bütün gün kalıcı olan ürünler SPF. Yok. Ne kadar kalıcı dese de şey değil. Akıyor canım. Cilt atar. Cilt bu yani. Yabancı sevmez. Peki bu çok pahalı kremler. Hı-hı. Hani var ya işte 50 bin. Hiç anlamı yok. Hepsi aynı fabrikalarda, benzer fabrikalarda üretiliyor. Öyle mi? Ama kokusu dokusu farklı gibi duruyor. Şimdi marka vermeyeyim ama. Pahalı olunca kokusu da güzel gelir ya. Marketing. Var mı eklemek istedikleriniz? Vallahi bence zaten çok konuştum. Tamam. Ama çok keyif aldım. Biz de çok keyif aldık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Görüşürüz. Doktor bu ne? Doktor bu ne?